Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Savran mesajında, milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için birinci şartın eğitim olduğunu belirten Savran, bu anlamda çocuklarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesinin hepimizin ortak hedefi olduğunu vurguladı. İyi yetişmiş ülkesini ve dünyayı tanıyan donanımlı nesillerin hem kendilerinin geleceği hem de ülkemizin ve dünyamızın geleceği açısından son derece önemli olduğunu ifade eden, yarınlarımıza emanet edeceğimiz nesille en şekilde yetiştirilmesi için Nevşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vereceklerini vurguladı. Başkan Savran, onların iyi bir eğitim alması, eğitim hayatlarını en güzel şekilde tamamlaması, mutlu bir şehirde yaşaması hepimizin en önemli dileği. Bütün gayretimiz, çalışmamız onlar için. Geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umut ışığı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarının her kademesinde Nevşehir Belediyesi olarak yanlarında olmaya ve eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2023-2024 eğitim öğretim yılımızın öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Başarılı ve verimli bir yıl diliyorum. Tüm hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum dedi. Nevşehir'de yaşanan korkunç kazada traktör ortadan ikiye bölündü. Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Topaklı köyünde geçtiğimiz günlerde korkunç bir kaza meydana geldi. Musa Sarı Toprak İdaresi'ndeki buğday yüklü traktöre kavşaktan döndüğü sırada arkadan gelen 50 ACC plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yola savruldu ve ortadan ikiye bölündü. Görenlerin şoke olduğu kazada sürücü Musa Sarı Toprak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulans ile yaralı sürücü Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk ettirilirken kazaya karışan traktör ve minibüs yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri ise soruşturma başlattı. AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Nevşehir Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlıkçılar ile bir araya geldi. Nevşehirli milletvekilleri meclisten arta kalan günlerde il genelinde halk ile buluşmalarını sürdürüyor. Bu anlamda AK Parti'nin milletvekili Emre Çalışkan, Nevşehir Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek burada yöneticiler ve personeller ile bir araya geldi. Ziyarette öneri ve talepleri tek tek dinleyen vekil Çalışkan, sorunların çözüm önerilerini de masaya yatırdı. Ayrıca AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, hastaları da ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Bu ziyaret ise büyük ilgi gördü. Kolombiya gönüllü doktorlar, Kapadokya'ya gelen depremzede çocuklarla samba dansı yaparak hem eğlendi hem de eğlendirdi. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Hataylı depremzede çocuklar, Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği tarafından Kapadokya'da düzenlenen etkinliğe katılarak stres attı. Kapadokya'da düzenlenen etkinlikte Kolombiya'dan gelen gönüllü doktorlar depremzede çocuklar ile doyasıya vakit geçirirken samba dersi de verdi. Depremzede çocuklarla birçok etkinliğe katılan Kolombiyalı gönüllü doktorlar elinden yaralanan bir çocuğa da pansuman yaptı. Doktorlar Juan Carlos Moaz ve Camila Quintero Bolivar yaptığı açıklamada "We're from Colombia, we're medical doctors from that beautiful country and I'm 29 years old. And I'm 27. We actually found this place because we want to start a new trip in our lives and we find this opportunity in Workaway. That's where we found this place. So back in Colombia, we are just general practitioners. I mean, we see all kinds of different illnesses. And the work here is very rewarding because we can apply our knowledge to work with the kids here because they have many disabilities. And we have therapies like horse therapy, drawing, some things that they help to improve the kids, their abilities, and
to work with other kids, it helps them a lot to improve their social skills, because some kids have autism and it's very helpful for them. For us, has been amazing because we don't have this kind of landscapes in Colombia. It's very different. And for me, has been amazing how people can make their house into a rock. That's been amazing. And what else you can say? The Turkish people are very, very warm, and they have welcomed us so very well. Well, yeah. And we're just like in love of this place. We really like Cappadocia and Turkey in general. So it's been a magical place to us. And the balloons, amazing too. Yeah. Sunsets, beautiful sunsets here. Söylediler. Öncelikle böyle Türk misafirperverliğinden aşırı memnun olmuşlar gerçekten. Çok 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 güzel misafir. Herkes böyle çok sıcak karşıladı dedi. O yüzden hani Türkiye'de insanların da çok sevdik dedi. Kapadokya için de özellikle hani bu coğrafya bizim için çok farklı, çok büyüleyici. İşte özellikle kayaların içinde ev yapabiliyor olmak çok şaşırtıcı dedi. Balonlar, gün doğumu, gün batımı yani muhteşem dedi. Çok çok beğendik, çok sevdik. Teşekkür ederiz. Otro go, pero solamente. Hatay'dan geliyoruz. Hatay Defne ilçesinden. Yani orada çok kötü şeyler yaşadığımız için burası bize çok çok iyi geldi. Açıkçası çocukların psikolojisi bile burada yani çok değişti. Burada çok mutluyuz. Yani ilk defa ben böyle bir etkinliğe katıldım. Yani bilmiyorum, anlatılması bile çok böyle farklı bir şey. Hani derler ya, anlatılmaz yaşanır. Bu da öyle bir şey. Onun mutluluğu, buradaki hevesle, hani sabah uyandırdığımda hemen kalkıyor, öğretmenlerini sevdiği için hemen onların yanına gidiyor. Ne bileyim yani, çok değişik gördüm artık çocuklarımı burada. En çok ben sayamayacağım çünkü hepsi aşırı güzel etkinlikler vardı. Burada çok eğlendim, seramik yaptık, başka yürüyüş yaptık, sinema izledik. Bu akşam da ateş yakacağız. Yani bura anlatılamaz. Hatay Ekinci Köyü'nde yaşıyorum. Buraya tatile geldim. Çok güzel bir yer. Buraya gelince evimi özlemeye başladım. Evime gidince de burayı özleyeceğim. Çok güzel bir yer. Çok güzeller. Odalar, özellikle kaldığımız yerler çok güzel. Yani buradan ayrılmak istemiyorum. Deprem felaketiyle böyle köyden engelli yetenekleri derneğine geldik tatile. Yani burası çok güzel diye. Kapadokya çok iyi, bir de peri bacalarında kalıyoruz, ne güzel. Yani değişiklik oldu bizim için ikinciden. Hep Hatay'da ikincide deprem çocuklarına, deprem dedelere yardım edip şey yapıyorlardı, oyun oynatıyorlardı sabah akşam böyle. Nevşehir'de eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilk öğretim haftası kapsamında çelenk sunma programı yapıldı. İlk öğretim haftası programı kapsamında Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu yapıldı. Program öncesi Müdür Yusuf Yazıcı karanfil dağıtımında bulundu. Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma programına Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Eğitim Birsen Nevşehir Şube Başkanı Harun Öcal, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fedakar Koçak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Tören sonrası açıklamalarda bulunan Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, göreve başladığın andan itibaren şahsıma gösterilen teveccühten dolayı Nevşehir'deki amirlerimize, arkadaşlarımıza, milli eğitim camiasına, burada saygıdeğer Nevşehir amirlerimize çok teşekkür ederim. Sağolun. 2011 itibariyle tüm yolumuz onlarla birlikte olmak, onların gönülleri olmak, onlarla emlak olmak, bizim için büyük vesilesi. Bütün azmimiz ve gayretimiz çocukları için istikrarı ve istikrarı için olacak. Bu noktada şu ana kadar yapılmış çalışmalara ilave edelim. Hep beraber geçmek içerisinde. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler. Eğitim öğretmenimiz hayırlı olsun. Herkese iyi tabaklar. Çalışmalar gayretiyle. Eğitim tüm kardeşleriyle birlikte Nevşehir'e alalım. İnşallah destekleri için eğitim ve öğretim faaliyetlerini bundan itibaren birlikte gideceğiz. Umarım Nevşehir'e gönderdiği zaten biraz herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Şimdi bir kişiye çiçek vereceğiz. Hepinizi temsil hepiniz adına arkadaşımıza. Yaklaşın kenarlarımdan. Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.